İstemediğimizse görmek istemediğimiz olayları maalesef İstanbul'da yaşadık. Cenab-ı Allah inşallah bundan sonra öyle bir acı yaşatmaz. Ülkemizde birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir seçim geçer. Hiçbirimizin, hiçbir partiden hiçbir şekilde böyle olayları duymayız dahi inşallah. Ben başsağlığı için geldiğinizden dolayı da tekrar teşekkür ediyorum. Cengiz Akyıldız kardeşimizin İstanbul MHP İl Başkanlığı'nın basın bürosunda çalışan kardeşimiz Esenyurt Seçim Bürosu'nun açılışında yani biz adını koyamıyoruz. Bunlar evet. Olay sonucunda hakkın rahmetine kavuşsun. Öncelikle sevgili Cengiz kardeşimize, sizin nezdinizde ailesine başsağlığı diliyorum. Allah razı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyoruz. Bu olayda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Tabii böyle olayların telafisi yok. Telafisi mümkün olmayan olaylar ama faillerinin de tutuklanması bir nebze olsun. Biraz vicdanı rahatlatıyor ama tabii ateş düştüğü yeri yakın. Evet. Yani böyle olayların ne bu seçim zamanında ne de başka zamanlarda olmasını hiçbir zaman tasvip etmiyor. Yani tabii ülkemizin bütünlüğünü bildiğini hep beraber koruyacağız. Mutlaka. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, diğer muhalefetteki partilerle beraber bu birlik bütünlük beraberce gidecek. Her zaman söylüyorum ben, hepimizin amacı, siyasi partilerin amacı topluma hizmet etmek. Ama herkesin bir değişik bir yol haritasıyla hizmet etmek ama sonuçta asıl olan topluma hizmet etmek. Sizin de bizim de sevgili merkeze başkanlarımızın, teşkilatlarımızın da asıl olanı Çorum'a hizmet etmek. Evet. Çorum'daki sükunetten dolayı Çorum'daki seçim sürecinin böyle sükunetli bir şekilde, sağduyulu bir şekilde geçmesinden dolayı da sizin de nezdinizde teşkilatlarınıza da teşekkür ediyorum. Sizlerden de Allah razı olsun. Çünkü bir demokratik yarış. İnşallah bundan sonra bir daha böyle bir acı olayları hiçbir camiada yaşamayız. Özellikle bu seçim atmosferine girdiğimizde provokatör böyle eylemleri inşallah bir daha yaşamayız. Bunların sonucu çünkü toplumdaki tutuklaşmayı, toplumdaki karşılıklı nefreti körükleyen olaylar ama gerçekten bu süreçte de benim gördüğüm kadarıyla da izlediğim kadarıyla da gerek Sayın Devlet Bahçeli Genel Başkanı evet. Gerekse teşkilatlarınız sizler bu olaya çok sağduyulu karşıladınız. Bu olayın karşısında bir herhangi bir menfi bir hareket olmadı. Onun için Türk Çorumlar adına, millet adına, buradaki yaşayan, coğrafyada yaşayan insanlar adına gerek size, gerek sevgili ilçe başkanımıza, teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Allah size bir günlerinde böyle olayları göstermesin. Önümüzde bir seçim var. Bu demokratik bir yarış. Sonunda 30 Mart akşamı saat 7'de 8'de Çorum Belediye Başkanlığı kime nasip olacaksa, halk kime teveccüh etmişse ona nasip olur ve ondan sonra yine biz kazananı hep beraber hangi partiden kazanırsa tebrik ederiz ve yolumuza yine Çorum için devam ederiz. Evet. Bu görevler sizlere de takdir edersiniz bizim bulunduğumuz makamlar. Geçici makamlar. Geçici makamlar. Ama bir insani görev olarak bir aramızdaki samimiyete yani böyle bir ziyareti kendimize mecbur hissettik. Bunun için bulunuyoruz burada. İnşallah bir daha böyle şeyleri yaşamayız. Tekrar o Cengiz kardeşimizin de ailesine, çocuklarına Allah
sabır versin. Tamam. Bizlere Allah sabır versin. Bizi de kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizlere de başarılar diliyoruz. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Hak eden kazansın. Evet. Dediğiniz gibi kim kazanırsa da ondan sonraki 5 yıl bizim belediye başkanımız olacaktır. Bizi yönetecektir. Çorum'umuzu yönetecektir. Çorum için hayırlı olur inşallah diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.